Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere önemli bir konu hakkında bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Köpek bakan arkadaşlarımız illaki vardır işte içimizde ya da bakmak isteyen arkadaşlarımız. Şimdi köpeklerimin önemli olan bakımlarını bugün, periyodik bakımlarını gerçekleştireceğim. Bunu hep birlikte yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar bugün? Av köpeğimin mamasını değiştireceğim arkadaşlar. Maması av köpeğime zayıf geliyor. Avda kaybetmiş olduğu enerjiyi yerine koyamıyor ve geldiği zaman avdan gerçekten kendini toparlaması zor oluyor. Bitkin bir şekilde oluyor. Yeni mama aldım, onu göstereceğim sizlere. %18 proteinli mama veriyordum. %28 proteine çıkaracağım mamasını. Çünkü daha önceki videolarımızı seyrettiyseniz arkadaşlar, Yusuf abimin köpeği Rosie avda nasıl başladıysa öyle bitiriyor. Hiç performans kaybı yaşamıyor ve gerçekten çok güzel, yani enerjisi vesairesi. Fakat benim Leo ondan bir yaş daha genç olmasına rağmen, onun kadar ve erkek köpek olmasına rağmen onun kadar enerjik değil. Kendisine sordum hangi mamayı kullandığını, tavsiye etti. Evet, birkaç yerden de araştırdım. Ben bu tavsiye üzerine arkadaşlar mamayı değiştireceğim bugün. Sadece Leo'ma özel bir mama vereceğim. Piyasada olan tabii, özel dediğimiz. Bunun dışında ava gidiyoruz arkadaşlar. Köpeklerimiz, özellikle av köpeğime çok kena yapışıyor. Çünkü toprakta, ağaçlık bölgelerde çok fazla kene var. Bizim gözle zor görebildiğimiz. Fakat köpeklerin kanını emebilmek için üzerlerine hemen çıkıyorlar bu toprak keneleri ve yapışıyor. Kene damlaları var. 3 ayda bir damlatıyorum. Zamanı geldi, onu damlatacağız birlikte ve iç parazit aşılarını yapacağız. Arkadaşlar, veteriner arkadaşa uğradım. Oradan bunlarla ilgili hem damla hem iç parazit aşılarını aldım. Şimdi birlikte aşı nasıl yapılacak, ona bakacağız. Damlayı nasıl damlatıyorum, hangi marka damla kullanıyorum, hangi marka aşıyı yapacağım. Bu damla kaliteli bir damla olduğunu söylediler. Bakacağız, hep birlikte test edeceğiz. Aşının da orta sınıf bir aşı, düşük değil ya da çok da etkili olmayan, hani orta sınıf bir aşı varmış ellerinde, onu verdiler. Onu yapacağım şimdi iç parazitlere de karşı. Parazit bakımlarını da köpeklerimizin yapalım hep birlikte. Bu arada Kral da dışarıyı çok seviyor arkadaşlar. Bahçe kapısı açık olduğu anda dışarıya çıkıyor. Evet, konuyu fazla uzatmayalım, hemen sizlere en kısa şekilde, tek başımayım. Bu arada şimdiden kusura bakmayın, kamerada tek başıma çekim yapacağım. Bu çekimleri yaparken bazı yerlerde titremeler, aksamalar olabilir. Şimdiden özür dilerim sizlerden. Kusura bakmayın diyorum. Evet, şimdi şöyle bir problem daha var. Köpeğim Kral, Leo'yu bir iki sefer yemek yüzüne ısırdı arkadaşlar. Bağlı değildi yemek verirken. Sadece yemek yerken Leo'yu kıskanıyor. Ve bu yüzden bir iki sefer sağ ön bacağından Leo'yu şu alttan kaptığını gördüm. Ve Leo şu anda avda arkadaşlar aksıyor bu sağ ön bacağı. Performans düşüklüğünün bir sebebi de budur bana göre. Burası iyileşmedi, yani yaklaşık 2 aydır aksıyor ve şimdi turluk avlarını sıklaştırdık arkadaşlar. Serbest günlerde sürekli gidiyoruz, haftada 3 sefer. Ve bu tempodan dolayı aksama daha da fazlalaştı. O yüzden enerji takviyesinin yanı sıra işte köpeğin gelişiminde, kas oluşumunda vesairesi aktif köpekler için geliştirilmiş olan, o yüzden değiştiriyorum ve vermek istiyorum. Diğer mamam kötü mü? Değil. Onu veriyorum bayağı bir zamandan beri. Doyurucu en azından, ama Kral görüyorsunuz dev gibi zaten. Hani bunlara çok proteinli besinler vermeye gerek yok büyük köpeklere. Çünkü burada sürüde değiller. Sürüde olmadıkları için büyük meralarda sürekli kurt peşinde, çakal peşinde koşmuyorlar. 5 dönüm bir bahçe içerisinde keyifle dolaşıyor. Çok fazla protein yüklemesi yaptığımız zaman bu sefer alerji yapıyor. Bunu atamadığı için, harcayamadığı için. Ve kızarıklıklar başlıyor. Özellikle kuyruğunun kuyruğuyla gövdesinin birleştiği noktada alerjiden dolayı. Ve orayı ısırıyor, yara yapıyor daha sonra. Köpeğim Rex de yaşlı zaten. Yaşlı olduğu için ona da fazla bir proteinli mama vermeye gerek yok. Ona da aynı şekilde ters etki yapabilir. Kral'la Rex'e, akbaş köpeğimle yaşlı köpeğim Setter'e %18 proteinli uygun, piyasada en uygun
Fakat tavsiye edilen, beğenilen hangi mamayı kullandığımı biraz sonra sizlere göstereceğim. Onu sizler de verebilirsiniz bu tarzda köpeklerinize. Fakat aktif iş gören av köpekleri özellikle sürekli kışın ava gidiyorlar. Bunlara daha özel şekilde hazırlanmış mamaları vermenizi tavsiye ediyorum. Ben bizzat bu sezon yaşadım çünkü. Evet, şimdi Leo'nun ayağına şöyle bir bakalım. Aksayan ayağına arkadaşlar. Bakın. Yani özellikle avda aksamaya başlıyor çok fazla yorulduğu zaman. Isındığı zaman açılıyor fakat geldikten sonra tekrar tutuluyor ayak. Leo gel bakayım oğlum. Gel. Gel bakın arkadaşlar. Aksaya aksaya geliyor. Öteki kral da kapıdan çıktı. Kral! 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 Ne oldu oğlum? Üzerlerindeki arkadaşlar kenarları da göstermek istiyorum size. Temizledim ama her av dönüşü temizliyorum. Bakın arkadaşlar. Bir tanesi kenenin burada. Dur oğlum dur. Keneyi gösteriyoruz dur. Bakın. Bu kafa kısmına yapışan özellikle kafa kısmını çok seviyor keneler. Kafa kısmına yapışan keneler de fazla büyümüyor. Büyümedikleri için çıkarmak zor oluyor. Vücut kısmından daha kolay çıkıyor. Gel. Kral! Kral! Bu arada kral gelene kadar şu kapıyı açayım. Bakayım oğlum ayağına. Gel bakayım. Gel bakayım. Niye topallıyorsun sen öyle? Ha? Niye topallıyorsun? Kral nereye gitti? Krala bir bakalım mı? Kral nereye gitti bakalım. Şşt, şşt. Gel. 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 Gel kral. Kral. Beni gördü gene yukarı çıktı arkadaşlar. Gel buraya. Yani dışarı çıkması çok iyi değil bu tarzda köpeklerin. Diğer köpeklerle kavga ettiği zaman diğer köpeklere zarar verebilir, boğabilir. O açıdan yukarıda da diğer arkadaşların av köpekleri var. Bunlara zarar vermesini istemem. Evet, şimdi kral gelene kadar Leo'nun mamasını verelim önce. Sonra da aşılarını hazırlayacağız diğer köpeklerimizle birlikte. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi vermiş olduğum mamayı ve verecek olduğum mamayı ben sizlere şöyle yakından göstereyim. Bakın, daha öncesinde şu mamayı kullanıyorum. Hala kullanmaya devam ediyorum. Bunun 125-130 lira fiyatı internette. 3 tane köpek bakıyorum arkadaşlar. Bir tanesi 10 gün gitmiyor bu mamanın. Öyle söyleyeyim. O yüzden uygun fiyatlı, köpeklere dokunmayan bir mama arkadaşlar bu. Bunu her sitelerde bulabilirsiniz. Bütün internet sitelerinde var bu mama. Bunun protein oranı şöyle göstereyim. Değerleri bu arkadaşlar. Yani 20-30 şeye köpeğinizin ağırlığına göre vereceğiniz gramaj. Ben göz şeyle veriyorum. Evet, şurada da değerleri var. Bakın. %18 protein, %7 yağ, %4, %8 hamkür. Bunun değerleri budur. Bu gayet yeterli başta söylediğim gibi diğer aktif olmayan köpeklere. Evet. Yeni almış olduğum mama da bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu internette araştırdım. Memnunlar bunu kullananlar ve kendi ava gitmiş olduğum arkadaşım kullanıyor bu mamayı. Köpeği Rosie'de. Bakın arkadaşlar, protein %28. %10 daha fazla protein var. Özel yapılmış av köpekleri için. Bakın, yüksek performans köpekleri için. Arkadaşlar parlıyor, şöyle göstereyim. Evet.
Şimdi önemli olan arkadaşlar, bir de köpeğimiz bu mamayı sevecek mi bakalım. Yorumlarda mamayı diğer köpeklerin çok sevdiği söyleniliyor, bu yeni mamayı. Bakalım bizimki sevecek mi? Yani bazı köpekten köpeğe de değişebiliyor, ağız tadına uygun olmayabiliyor. Bakalım şimdi hep birlikte yemeklerini koyalım. Şu kralın yemeğini yiyor şu anda, kral olmadığı için burada. Hayır, onu yemeyeceksin oğlum. Sana yeni mama koyacağım. Onu yiyeceksin. Rex'e de, yaşlı setter köpeğimize de o eski mamadan koyacağım. Leo'ya yeni mama koyacağım şimdi. Evet. Evet, bu mama fermuarlı arkadaşlar. Buradan fermuarını açabiliyoruz ama fermuarı çıktı. Takalım fermuarını yanına, takması kolay. Bunu sadece Leo'ya vereceğim için bu bir aydan fazla gider tahminime göre. Yani minimum bir ay gider. Av köpekleri az yiyor çünkü diğer kangal köpeklerine göre. Kilolarından belli zaten. Evet, bakalım arkadaşlar, yeni mamayı yemeye başladı. Diğer mamayı yemiyor şu anda. Renkleri farklı zaten, görüyorsunuz. Rex'e vereceğim. Leo gel. Gel. Rex de aşağıda bekliyor zaten. Gel, gel, gel. Gel. Gözleri görmüyor arkadaşlar, o yüzden sesle çağırıyorum. Kulakları da duymuyor fazla. Evet. Ye bakayım hadi bunu. Evet. Bu ayağındaki kitleyi merak eden arkadaşlar oluyordu. Daha önceki bölümlerde bu kitleyle ilgili arkadaşlar videomuz var. Burada bir kist oluştu. Ve bu kisti veteriner almadı. Bununla birlikte yaşasın dedi. Narkozu kaldırmayacağını söyledi. Yaşlı olduğu için. O yüzden o kist ayağında duracak arkadaşlar. Ölene kadar. Evet, köpeklerimiz yiyor. Şu anda kralı içeri alamam. Alırsam bunların yemek yediğini gördüğü zaman kıskanacak ve saldıracak her ikisine de. Zarar verecek. O yüzden kralı ya gidip alıp zincire bağlayacağım bunlar yemeğini bitirene kadar. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Gidelim kralı çağıralım ve zincire bağlayalım. Evet. Aha, orada kral. Gelsin bakalım. Kral! Gel! Hiç yanında gelmek istemiyor dışarıdan. Kapıyı kapatacağım çünkü. Evet. Kral geliyor şu anda. Onu bağlayayım hemen diğerlerine zarar vermeden. Sen nereye gittin babam? Ha? Sen nereye gittin? Dur bakayım sen şimdi. Evet. Evet arkadaşlar, zincirde kalın. Gördüğünüz gibi. Evet. Kralın yemeğini de önüne koyalım ki. Yememiş. Yedirmiyor da. Yani böyle bir köpek, karnı tok. Yemediği zaman kimseye de yedirmiyor. Diğer köpeklerin de zaten onun tabağına dokunamıyorlar ben yokken, korkudan. Ben varken de dokunamıyorlar gerçi de. Kral dışarı çıkınca işte. Evet, Leo gitti. Ayağına bakalım Leo'nun şimdi. Kralın ısırdığı yere bakın arkadaşlar. Düzgün gidemiyor. Ayağında bir, inşallah kalıcı değildir, bir hasar oluştu. Bakın. Avda daha fazla sekiyor. Gel bakalım oğlum, gel. Gel.
Hadi yemeğini ye, yoksa kral yiyecek yemeğini senin. Evet. Gördüğünüz gibi Rex'e vurdu. O tabak benim dedi. O yemek benim dedi. Ve Rex'i gönderdi kendi tabağının başına. Arkadaşlar, kendi aralarında böyle bir hiyerarşi var. Her ikisi de kraldan çok korkuyor ama seviyorlar. Leo kralı da seviyor. Çok yalakalık yapıyor aynı zamanda krala. Fakat iki sefer benim gözümün önünde kral ön sağ ayağından Leo'yu maalesef yaraladı. Ve şimdi avda sıkıntısını çekiyorum onun. Ayağı aksıyor. Özellikle sabah ilk kalktığı zamanlar çok aksıyor. Ava ilk başladığı zaman aksıyor. Daha sonra avda ısınıyor. Av dönüşü artık yorulduğu zaman tekrar aksamaya başlıyor. Avdan geldikten sonra da artık iyicene aksamaya başlıyor. O yüzden mama takviyesiyle, değişik vitaminlerle vesaireyle biraz da arkadaşlar, mesela dün ava gitmedim. Dün pazar günüydü günlerden. Yani normalde kuş olsa da olmasa da gidiyorum. Çünkü her gün kontrol etmek gerekiyor meraları. Bir gün olmadığı zaman ertesi gün olabiliyor. Dün gitmedim. Dinlensin diye Leo ayağından dolayı. Dün de kuş gelmiş arkadaşlar. Biraz kuş kaldıran arkadaşlar varmış. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bakın. Hayır. Gel. Leo gel. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Sağ ön ayağı. Gel. Gel. Yavaş. Şimdi mamasını verdik. Evet, konumuza geçelim. Bugün köpeklerimize rutin bakımını yapacaktık. Mama değişikliği yaptık. Aşılarını ve kene damlalarını damlatalım arkadaşlar hava yağmazken. Çünkü kene damlalarını dağıttıktan sonra bir müddet yağmur görmemeleri de gerekiyor. Havayı ben bugün güneşli buldum. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Evet, geçelim bakalım neler almışız içeride. Sizlere göstereyim markasıyla birlikte. Daha sonra da uygulamasını hep birlikte yapalım. Ne oldu? Bağlısın değil mi? Aşı yaparken beni ısırmazsın değil mi oğlum? Ha? Ha? Isırmazsın değil mi babam? Aşı yaparken beni. Koca kralım benim. Koca kafam benim. Koca kafam. Arkadaşlar kene belli olmuyor. Kral da çok post gibi tüy olduğu için. Evet, bakın Leo da geldi hemen oraya. Nasıl yalakalık yapıyor ona. Ama ısırdığı zaman da mahvediyor maalesef. Hem korkuyorsun hem yalakalık yapıyorsun ha. Ha? Hem korkuyorsun hem yalakalık yapıyorsun. Olur mu? Evet arkadaşlar, şimdi veterinerden almış olduğumuz ilaçlarımızı çıkaralım. Şöyle bakayım, hepsini hemen sizlere hızlı hızlı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu kene, dış parazit, bit, pire damlalarımız. Bunun bir tanesini seter köpeklerim Rex ile Leo'ya paylaştıracağım. Büyük tüp çünkü bu. Bir tanesini de komple akbaş köpeğim krala vereceğim arkadaşlar. Bunu sadece ense köklerine sıkarak uygulayacağız. Bu şekilde tavsiye ettiler. Yani enseden başlayıp kuyruğa doğru tüylerin arasından deriye yedire yedire değil, sadece ense köküne dedi veteriner. Evet. Şunlar da şırıngalarımız ve sadece hayvan sağlığında kullanılır diyor. Evet. Arkadaşlar iç parazit iğnemiz. Senin yerde muhafaza ediyoruz. Şöyle. Bundan şu küçük şırıngayla 2 cc seter köpeklerime vereceğim. 2 cc birine, 2 cc birine. Fakat şu akbaş köpeğim için arkadaşlar büyük şırınga aldım. 5 cc'lik. Bunu 6 cc dolduracağım. Biraz fazla çekeceğim 5 cc'den. 6 cc vereceğim tek seferde. Deri altı yapacağız arkadaşlar. Deri altı iğnesi. Şimdi deri altı iğnesi nasıl yapılıyor? Ben kendi bildiğim kadarıyla bu zamana kadar 30 yıldır köpek bakıyorum. Kendim yapıyorum. Çünkü sürekli veterinere götüremiyorum köpeklerimi. Direkt kas içi olsun, direkt deri altı olsun. İğnelerini kendim yapıyorum köpeklerimin. Şimdi bunları deri altı yapacağız. Deri altı iğneyi nasıl yapıyorum? Sizlere de göstereceğim aynı zamanda iğneyi yaparken. Evet, şimdi bir şırınga Leo için, bir şırınga Rex için, bir şırınga da kral için alıp iğnelerimizi yapalım. Daha sonra da pire damlalarımızı damlatalım. Şimdi Leo'nun ve Rex'in ısırması
çok fazla etkili olmaz. Kanatır illaki ama canları yandığı zaman. Kral ısırırsa arkadaşlar bırakmayabilir. Kralın görüyorsunuz cüssesini. Şu anda 70-75 kiloya yaklaştı. Belki de 80 kilo oldu, ölçemedim son zamanlarda. Büyük bir köpek. Kralı boynunda zincir varken o şekilde hissettirmeden yapmaya çalışacağım. Biraz riskli tek başıma yapmam ama şu anda yapacak bir şey yok. Evet, gidelim şimdi iğnelerini yapalım. Damlalarını damlatalım. Hep birlikte. Evet, Leo anladı. İğne yapacağım herhalde. Tüymeye çalışıyor. Ama nafile mecbur yapmam lazım. Evet, önce Leo'nunkini yapalım. Bir alıştırma olsun bize. Şırıngamızı açalım. Şöyle kısa bir iğne aldım ama bir uzununu almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kısa iğnede deri altına batırdığımız zaman şırıngayı, biraz fazla ilaç bastığımız zaman arkadaşlar ilaç geri geliyor bastığımız delikten. Biraz daha ileriye doğru iğneyi gönderirsek ilaç geri gelmez, orada yayılır. Evet, şimdi 2 cc önce Rex'e yapalım arkadaşlar. İyicene çalkalayalım ilacımızı. Şöyle şuradan baş aşağı tutarak şişeyi, burayı deliyorsunuz hemen ve bakın burada zaten cc'leri var. Evet, 2,5 cc'lik bir şırınga, buna 2 cc çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuz zaman, çektiğimiz zaman biraz yoğun bir ilaç, yakabilir muhtemelen. Bakın zor geliyor. Evet, zor geliyor, bakın damla damla geliyor. Biraz daha çekelim, fazlasını şişenin içine atarız tekrar. Evet, 2,5 oldu. Şimdi fazlasını şişenin içine atalım arkadaşlar. Evet, attık. Şu anda 2 cc. Evet. 2 cc şu anda. Bunu şimdi önce, yaşlı köpeğimiz daha az hissettiği için acıyı arkadaşlar. Artık yaşlanınca insanlar sinirleri uyuşuyor. Rex'e yapalım öncelikle. Daha sonra da Leo'ya yapacağız. Gidelim yapalım hemen. Hemen çaktırmadan yapmamız lazım. Evet arkadaşlar. Bir oluştu. Onu alalım şimdi. Evet. Aşama yaptık. Ne oldu? Canım biraz yandı değil mi? Biraz yoğun bu. Burayı biraz oluşturalım arkadaşlar. Oluşturuyorum ki arkadaşlar bu şekilde orada kabarıklık oluşmasın diye. Pıhtılaşma, emilimi kolay olsun diye, yayılsın diye. Çünkü top gibi oluyor derinin altı ilacı sıktığınız zaman. Bu top gibi olmamasının için oluşturuyorum şu şekilde. Bakın yan taraftan kaburga kısmından deriyi şöyle kaldırıp iğneye buradan batırdığınız zaman öteki taraftan çıkmayacak şekil. Ucunun, o yüzden kısa aldım ama biraz daha uzun alıp şu şekilde tutup şuradan şey yapabilirsiniz. O şekilde vuruyoruz. Evet, şimdi Leon'inkini de vuracağız arkadaşlar hep birlikte. Thank you.
sonra nasıl yapacağız biz bu aşıyı? Ha? Nasıl yapacağız sana? Daha arkadaşlar daha yarım sisi ancak vurabildim. Aşı kolay gitmiyor maalesef. Krala nasıl yapacağız bakalım. Biraz zor olacak arkadaşlar bu işi tek başıma yapmam. Leon'un çok canı yandı. Kral ne yapacak bakalım. Umarım beni ısırmaz. Arkasına geçeceğim. Arkadan yapmaya çalışacağım kralı. Gel kral. Evet, iki sisi yapabildim. Daha duruyor. Kralın canı biraz yanmıyor bu Leo'ya göre. Leo çok narin. Taşındın mı oğlum? Evet arkadaşlar, 3 farklı noktaya yaptım. Mecburen bu 5 cc'yi 3 farklı noktada bitirmek zorunda kaldım. Bir dahaki sefere tek başıma yapmayacağım. Zor oluyor gerçekten. Leon'un işi iğnesi yarım kaldı. Bakalım nasıl yapacağız onu. Merak ediyorum. Kral hep çamur yaptım üstünü. Şimdi Rex'i bağlayacağım arkadaşlar oraya. Başka çaresi yok. Rex gel. Leo gel. Leo'yu bağlıyorum. Kalan iğnesini yapacağım arkadaşlar. Yani korkunun ecele faydası yok. Bunu yapmam lazım. 1,5 cc'si kaldı daha. Daha yarım cc yapabildim. Yapacağım arkadaşlar mecbur. Evet arkadaşlar, kalanını da yaptım. Bitirdim. Yapacak bir şey yok. Yan taraftan canı fazla yandı. Sırtımdan yaptım, deri altından bu sefer. Buradan canı yanmadı. Evet arkadaşlar, şimdi kene, pire, dış parazit şeylerini açacağım. Tekrardan şöyle markasını göstereyim. Fibroline. Yani marka reklamı yapmıyorum. Bunun iyi olduğunu söyledi veteriner. Deneyeceğim, hep birlikte göreceğiz. Sanki için. Ah, dur. Dur. Gel. Evet. Bunda pek kene gözükmüyor ama tüyleri dediğim gibi daha öncesinde post gibi. Keneyi yüzünün haricinde görmek imkansız. Yüzündeki tüyler çünkü az. Evet, güzelce ne deri altına tüylerin postun arasından beri emdirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Seninkinin işi bitti. Sıra Leon'inkinde. Evet arkadaşlar, tüpü açmaya gerek yokmuş. Sıktık mı geliyor arkadaşlar bu arada. Leon ne oldu oğlum? Ne oldu? Ha? İğne mi oldun sen? İğne mi oldun sen? Ha? Ha babam, iğne mi oldun sen? Evet arkadaşlar, köpeklerimiz hazır. Gel.
Hadi gel. Hani? Köpeklerimizi hazırladık. Mamasının değişikliğini yaptık. Bakın. Kral tabağındaki yemeği nasıl bitirmiş. Leon'un tabağındaki yemeği. Mama değişikliği yaptık. Görüyorsunuz iki mama arasındaki farkı bu arada. Şu tabaktaki Rex'in tabağındaki mamaya dokunmamış kral. Kendi tabağındaki mamaya da dokunmamış ama Leo'dan artan bu yeni almış olduğum Bonissimo marka mamayı götürmüş arkadaşlar hemen. Yani protein olayı, içinde protein demek et yani. Etli mamul miktarı fazla ve köpekler sevdi bunu. Ama pahalı bir mama. 360-370 lira. Hatta bazı sitelerde daha pahalı. O yüzden bütün köpeklerime veremiyorum. Sebebi dediğim gibi gerek yok. Hem alerji yapmaması için hem de yani fiyatı pahalı. 3 paket mama bir ay arkadaşlar yetmiyor inanın. Yeme masrafları işte gördüğünüz gibi aşı masrafları, bakım masrafları, ilaç masrafları, veteriner masrafları götürürsen ayrı. Yani köpeklerimize iyi bakıyoruz, hastalanmasın diyoruz. Daha fazla masraf açmasınlar diyoruz. Masrafından ziyade cam bunlarda. Bakın nasıl geliyor. Bakın nasıl geliyor. Cam bunlarda. Köpeğim Leo'yu da aktif olarak hava götürüyorum sürekli. Çekimler yapıyoruz sizlerle birlikte. Bakın Leo da geldi. Tamam babacığım üstümü kirleteceğim. Babam demin şeye çıktı. Leo da geldi. Leo'ya da iyi bakıyoruz arkadaşlar. Aşılarını yaptık. İkinci aşımı kalan kısmını şuradan vurdum arkadaşlar. Şuradaki deri altından. Şu yandan acıdı. Çünkü bir deri bir kemik zaten. Sürekli hava gitmekten kilo alamıyor. Çok enerji sarf ediyor. Mamayı bu yüzden zaten değiştirdim. Yüksek enerji aktif çalışan köpekler için bir mama bu. Bu mamanın da çeşit çeşidi var. Yani bunlar için olanı da var tabii ki. Ama gerek yok. O baştaki göstermiş olduğum mamayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde av köpekleriniz vesaireniz yoksa ya da sezondan sonra. Çünkü ne verirsek yakıyor arkadaşlar Leo. Ve yetmiyor vermiş olduğumuz yemeğin enerjisi. Zaten midesi de aldığı belli. Daha da fazla verseniz yiyemiyor. O yüzden mama değişikliğinden mecbur kaldım. Kullanan arkadaşlar da memnun. Buradan Yusuf abime selamlar olsun tekrardan. Kendisi de aynı mamayı tavsiye etti bana. Kullanıyor çünkü Rosie'de. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Umarım bu videomuz sizler için, köpek bakan, besleyen arkadaşlarımız için, diğer hayvan bakan arkadaşlarımız için de faydası olmuştur. Ben elimden geldiğince kendi çapımda işte iğnelerini vuruyorum, ilaçlarını yapıyorum. Çünkü 3 köpek sürekli veterinere getir götür. Zaten kralı arabaya sığdırmak çok zor. Görüyorsunuz büyüklüğünü. Ben kendim burada pratik bir şekilde yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Elinizden geliyorsa, şey yapıyorsa, gelmiyorsa arkadaşlar veterinere götürün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız arkadaşlar lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bizlere destek veriyorsunuz gerçek manada. Sizler için belki çok önemli olmayabilir. Aman beğeni yapmasak ne olur, seyredelim çıkalım falan. Ama bizler için çok önemli gerçekten. Kanalımız 7000 aboneye yaklaştı. İnşallah av sezonu bitmeden arkadaşlar 9000, 10000 aboneleri görmek istiyorum sizlerin sayesinde. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere tekrardan. Sağlıcakla kalın. Bu arada elime kene takıldı arkadaşlar. Bakın başındaki keneyi çıkarmak zor. Başındaki kene fazla büyümüyor ama vücuttaki kene büyüyor. Şimdi bu keneler yapmış olduğum damlanın neticesinde dökülecek. Bakın üzerinden çıkardım. Şuradan size orta seviyede büyümüş bir keneyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Kamera ne kadar yaklaştırıyor bilmiyorum ama çok iğrenç bir hayvan. Köpeğin tüyü kalmış üzerinde. Onu da alalım. Evet. Bakın köpeğin kanını emmiş bir kene arkadaşlar. Evet, kaçmaya çalışıyor. Parmağımdan kendini atmaya çalışıyor. Şu arkasında görmüş olduğunuz yerde kan deposu arkadaşlar. Bu insana da yapışıyor biliyorsunuz. Biraz sonra ateşi bol olsun diyeceğiz. Kenemizi
ateşim bol olsun Kenan. Kenemizi imha ettik arkadaşlar.